İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı kurumların yürüttükleri Erasmus projelerini tanıtmak ve bu projelerin yaygınlaşmasını sağlamak üzere Erasmus Günleri toplantısı düzenlendi. Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen ve Kırşehirli Genç Aileler Çalışma Hayatında projesinin tanıtım videosunun izlenmesiyle başlayan programda 2016-2019 yılları arasında Erasmus projesi yapmış okulların videolu sunumları izlendi. Sunumların ardından Vali İbrahim Akın ve İl Milli Eğitim Müdürü Şefkat Karadeniz birer konuşma yaptı. Erasmus günleri kapsamında video sunum yapan okul müdürlerine katılım belgeleri Vali İbrahim Akın tarafından verilmesiyle sona erdi. Erasmus tanıtım günleri ile ilgili toplantımıza hoş geldiniz diyor. Topluluğunuzu saygıyla selamlıyorum. Bu toplantıyı niçin yapıyoruz o? Kısaca arz ediyor olacak. Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı kurumlarımızın yürütmüş oldukları Erasmus Plus projelerini tanıtmak ve projenin yaygınlaştırılmasını sağlamak için toplantı hedeflenmiştir. Proje hazırlamak isteyen kurumlarımızın motivasyonunu artırmak, 2019 Erasmus öğretim yılına mevcut yeni açılacak Erasmus Plus, TÜBİTAK, AHEKAT, KO, TANAP ve ETİ'nin hibe kaynaklarının okullarımızın başvuru yapmasını sağlıyor olmak, hibe kaynaklarını ilimizdeki okul ve kurumlarımıza tanıtmak ve en az bir başvuru yapmaya hedefli olmakla ilgili bir toplantı hazırlanmıştır. ...2017-2019 yılları arasında elimizde uygulanmış veya faaliyetleri bitmek üzere olan Erasmus Plus proje sahibi kurumlar video formatında proje hazırlamaları hazırlayıp sunacaklardır. Bu okullarımız sırasıyla Kırşehir, Çiçekdağ Çevre Eğitim Müdürlüğü, İlhan Kılıç Özüten Lisesi, Aşıkbaşı Meslekli Anadolu Lisesi, Kırşehir, Fatoş Çetin Anaokulu, Kanan Türk Telekom Ason Kulak Meslekli Teknik Anadolu Lisesi, Kanan Fatma Bacı Meslekli Teknik Anadolu Lisesi, Cumhuriyet Ortaokulu, Kanan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Kırşehir Yusuf Bilim Sanat Merkezi video sunumu ile topluluğunuzu arz ediliyor olacak. 2019 yılında kabul edilmiş Erasmus projelerimizi de 8 tane olmak üzere sıralıyor, arz ediyor olacağım topluluğunuza. Milli Eğitim Müdürlüğü'nün aktif yaşama kapsamında mültecilerin yaşam kalitesinin artırılması ile ilgili bir projesi bu yıl kabul edildi. Gene Çiçek Ağacı Milli Eğitim Müdürlüğü'nün göçmen uyumunda yenilikçi yaklaşımlarla ilgili bir projesi kabul edildi. Kanan Fen Lisesi'nin üstün zekalı öğrencilerin eğitiminin incelenmesi ve rehberlik çalışmaları ile ilgili bir projesi. Bozdağ Ortaokulu'nun da Tarzım Var, Farkım Var projesi kabul edildi. Bu yetişkin eğitimine ait projelerdi bunlar. Mesleki eğitime ait 4 projemiz ilavete kabul edilmiş oldu. Bu da Mucur Şeyh Edebel Meslek Teknik Anadolu Lisesi'nin yenilenebilir enerji ve ahşap CNC stajı ile ilgili bir projesi. Bakıldığında şehrin temel hedefi ilk onun içerisinde olmaktı. Bu rakamlarda da netlere bakıldığında şehir zaten ilk onun içerisinde yer almıştır. Biz bununla da yetinmedik. Mevcut arkadaşın ağırlık katsayısı 4 olan derslerle katsayısı 1 olan derslerin yani ağırlık ortalamanın alınıyor ve puanlanıyor oluşu aslında yerleştirme puanı biliyorsunuz buna göre yapılıyor. Böyle düşünüp de çalışıldığında buna göre puan il sıralaması yapıldığında Kırşehir bu sıralamaya göre 3. sırada Türkiye'de. Bu da ağırlıklı katsayısının 4 olduğu derslerin şehrimizde daha iyi yapılıyor. Yani matematikte ilin Türkiye'nin en iyi ili oluyor oluşu 6'dan 3'e çekiyor ili bu sıralanmakta. Ama üst üste koyduğumuzda son 20 yıl değerlendirildiğinde bu alanda ilin akademik alanında belli ki iyi bir gayretin olduğu, emeğin olduğu, bir sonucun olduğu ortada. Bu sebeple de tekrar emeği geçen arkadaşları doğrusu 20 yıl olunca geçmişteki bütün